Evet, bu Ramazan'la beraber gelen yasakların başlangıcının başlamadan önceki gününün ilk günü. Çok güzel açıkladım şu anda. Yarın başlıyor. Bugün kapanmamıştı. Son antrenmanı yapmış Merve ile. Gene bir videoda daha kendisine yer buldu. Şimdi sahile doğru ineceğim. Gene bir online dersim var. Orada da bisikletle alakalı bir şeylerden bahsedeceğim. Kameraları görünce hemen kameraları görünce şekil yapıyorsun değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Yanında Type-C şarj aletim yok. Şarjıcı. Type-C şarj ucum yok. Kaçta dersin? Şarjım mı bitti? Yani çok az kaldı. Bir tane ders verebilir miyim acaba diye düşündüm. Bilemiyorum. Onun da dersi varmış online. 1,5'ta yarım saat var. Yanına geldim. Ne yapacaksın? Sürecek misin diyor. Dersleri verdik ve yemek yedik. Ondan sonra da çay içtik. Çay gurmesi de arkadaş. Çok sever. Güzel miydi çay? Çok güzel değildi. Biraz acıydı. Biraz acıymış. Ve bunu gidip çayı yapana söyleyebilir. Öyle bir tip. Peki scooter'ınla nasıl gidiyor? Bununla da alakalı video çekmiştik. Güzel. Gayet hala hayat kurtarıcı şekilde. Değil mi? Böyle parçalanacak diye bekliyoruz biz artık ama dangır dungur hala kullanıyoruz. İnşallah başına bir şey gelmez. Şu çıktı. Bunu hallederiz. Bunu AliExpress'ten alacağım artık. Ucuza. Yoksa burada çok fena kazık yiyebiliyoruz. AliExpress tecrübesi arttıkça her şeyi oradan alabilecek cesaret geliyor insana. Şimdi bisikletimle alakalı biraz konuşalım. Bisiklette şuradaki büyük çantamı çıkardım. Diğer videolarda görmüşsünüzdür. Çok hantal kalıyordu. Çok işe yarıyor ama çok hantal kalıyor. Ve en önemlisi suyu koyacak yerim kalmıyordu. Buralara denedim, olmadı. Çünkü burada delik yok. Ekstra aparat alıp takıyordum ama o oynuyordu. Hoşuma gitmiyordu. Çıkardım. Buraya daha ince atletik bir çanta koyacağım. Bu çantam çok işe yarıyor. Çok hayat kurtarıyor. Telefon, cüzdan, maske, gözlük. İşte Osmo Action'ı koyabiliyorum. Bu arada burada şimdi üstün körü anlatıyorum. Asıl videoyu, bisiklete aldığım diğer şeylerin gösterimini yapacağım videoyu bu hafta çekeceğim ama bu bir ön teaser mı diyeyim, ne diyeyim artık. Şu sele müthiş bir sele. Bu da AliExpress. Yani alıp en memnun olduğum şey bir bu. İki, sadece arka tarafa taktığım bu fren. Fren de çok ucuz ama çok iyi fren. İlk başta iyi değilmiş gibi geldi bana ama çok iyi fren. Ondan da bahsedeceğim. Onun dışında bunun incelemesini çektim aslında. Yayınlayacağım bu bisiklet bilgisayarının. Hoşuma gitmeyen şeyler var ama benim zaten kullanacağım, benim istediğim amaç için işime yarar vaziyette kullanmaya devam edeceğim ama birisi sadece bunu alıp kullanacaksa, benim gibi başka bir saati falan yoksa, Garmin gibi, bu biraz kötü gibi. Bahsedeceğiz ondan. Yani o videoma ekleme yapacağım. Yayınlamadım daha. Sonra burada kilitli pedalla alakalı da ekstra bir video yapacağım. Korkuyordum ama şu an çok zevk alıyorum.
bir tarafı platform, bir tarafı kitli pedal. Bunu da böyle almayayım, işte takarken zorlanırım, buraya denk gelecek, nasıl olacak, pratik olmayacak diyordum. Hayır. Mesela bu ayağımdaki normal bir ayakkabı. Normal bir ayakkabı derken bu da bisiklet ayakkabısı ama kitli pedal yeri yok, yani kal takılabilecek yeri yok. Burayla çok rahat kullanıyorum. Diğer ayakkabımla da, kali olan ayakkabımla da bu tarafıyla kullanıyorum ve hiçbir sıkıntı yok. Yeni gözlük aldım. Şu gözlüğüm ilk aldığım gözlüktü ve ben bunu şehir bisikletiyle kullanıyordum. Daha dik duruş pozisyonu olduğu için bu sıkıntı yaratmıyordu. Ama bu bisiklete geçince daha eğildiğimde bu üst çerçeve kapatıyordu görüş açımı ve daha fazla kaldırmak zorunda kalıyordum ve daha fazla boynum ağrıyordu. Yeni gözlüğü şu anda göremiyorsunuz. Bugün bununla çıktım. Bugün kasksız çıktım aynı zamanda çünkü tıngır mıngır geldiğim için, sahilden sadece yavaş yavaş sürdüğüm için kask takmadım. Bugün biraz böyle şekil takılalım falan diye çıktık. O gözlük de çok iyi. Onu da videoya koyacağım tabii ki. Başka ne aldım? Eldiven aldım. Jelli. Normalde böyle bastırdığınız için uzun süre ağrı yapıyordu. Şimdi yapmıyor o eldiven sayesinde. O eldiven de çok kaliteli. Yani bu AliExpress beni çok iyi bir konfora ulaştırdı. Onun dışında lastikleri değişmiştim ben ikinci el. İkinci el derken adam aldığı gibi çıkarmış bisikletin üstünden. Yarı fiyatına aldım. Schwalbe G1 için yarı fiyatına ulaşabilmek müthiş oldu. O da şans oldu. Güzel lastikler bu da. Bir şöyle gerçekten ince lastiği de deneyesim var bu bisikletle. Yani fark ne olur ona bakacağız. Bunların hepsine daha ayrıntılı gireceğim. Şu anda sadece üstün körü geçiyorum. Biraz sohbetimiz olsun, bir videomuz daha olsun diye, siz de biraz etrafı, işte muhabbeti görün diye, bir şeyler izleyebilin diye istiyorum. Güzel yorumlar geliyor, hoşuma gidiyor. O yüzden biraz daha sohbet etmek istiyorum, size daha çok gözükmek istiyorum. Gidon bandını da ben değiştim, maviydi, çok kötüydü. Zaten ilk aklımda olan şeyler bu ekstra mavileri, cafcafları kaldırmaktı. Bu maviydi, bunda mavilikler vardı selede. Sele bir kere benim oturma kemiklerime uygun bir sele şimdi. Selenin kendisi de çok kaliteli fakat çok ucuz. Bu bir Amerikan markasının çakması. Yani bir selesinin çakması ve çok tutan bir sele o. Çok güzel, bahsedeceğiz. Gidon bandı güzel, siyah bir kere zaten. O görünümü çok değiştirdi, çok güzel. Gidon boğazını değiştirdim ben. 17 derecelik yukarı doğru açıda olan bir boğaz taktım. O da 10 santimdi diğeri. Bu da 10 santim ama yukarı bakıyor. Söylemiştim boynum çok ağrıyor diye. Onu bir nebze rahatlattı ve arkaya açılı olmayan bir sele borusu aldım bu arada. Bununla beraber müthiş bir değişim oldu. Artık boynum o kadar ağrımıyor. Daha fazla yaklaştım gidona ve bir tık daha dik durur vaziyetteyim. O yüzden şu anda çok daha rahat. Bunların hepsinden çok daha ayrıntılı şekilde bahsedeceğiz. Şimdi biraz etrafa bakabilirsiniz. Bunu her zaman yapıyorum. Video sonlarında size güzel görüntüler sunmayı seviyorum. Bella, gel buraya. Gel buraya, poz ver bakayım. Poz ver, gel. Bella gel, otur. Otur. Yat. İyi günler.